Nerede çıktığını bile bilmediğimiz, yani Konya'da çıkıyor olabilir mi acaba diye benim içindeki bir yazıdan hareketle söyleyebileceğim. Yalnızlar Mektebi çıkmış. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben, bilmek istiyorum. Sevgiyi arıyorum, güzele tapıyorum, insan mıyım ben, bilmek istiyorum. Acılar çekiyorum, gözyaşı döküyorum, aşık mıyım ben, bilmek istiyorum. Dağlara çıkıyorum, yağmurda koşuyorum, deli miyim ben, bilmek istiyorum. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum, ağlıyorum ben, sevmek istiyorum. Neredeyim ben? İnsan mıyım ben? Yalnızlar Mektebi ismi benim için biraz tartışmalıydı. Yalnızlar Mektebi diye bir edebiyat veya sanat konuştuğumuz, dandik de olsa bir radyo yayınımız vardı. İnternet radyosu. Oradan ismi devam ettirdik. Ve aslında bunu sonra bir temel altyapısını da oluşturduk ve bir yere de oturttuk. Şöyle oturttuk. Aslında çok zor bir iş yapıyoruz, çok zor bir şey başarıyoruz ve bunun içinde o kadar yalnızız ki, yani dağıtımcı tarafından, yayın evi tarafından, okur tarafından, herkes tarafından yalnızlaştırılmış bir şekilde, piyasa tarafından özellikle yalnızlaştırılmış bir şekilde. Yani bizim için aslında biraz fazla arabesk olduğunu düşünüyorduk. Yalnızlar Mektebi mi deyip yüzüme karşı gülmüşlerdi açıkçası. O zaman fark etmiştim aslında ergen bir tınısı olduğunu. Tipi biraz daha melankolik, içe kapanık, dışa kapalı bir izlenim bırakıyor diye düşündüğümü hatırlıyorum ama ismi ilk başta bana romantik gelmişti biraz. Daha çocuksu, daha romantik, daha amatör. Daha amatör bir isim gibi gelmişti. İsmindeki arabesk beni rahatsız ediyor. Biraz melankolik, biraz arabesk ama aslında bu, unutmayalım ki, yalnızlık kelimesinin ayaklar altına alınmasıyla ilgili bir şey. Yoksa yalnızlık çok kutsal bir şeydir. Bir şeyin, bir derdin doğrudan anlatılması biraz edebi kuramlara aykırıdır. Dolaylı anlatmak esastır. Bence olması gereken isim oydu. Yani gerçekten Yalnızlar Mektebi'ydi orası yani. Derginin içinde hiç kimsenin yalnız olmaması. Haricinde. Yalnız değildik en azından bence. Birbirimize bağlı bir ekiptik. O yüzden herkesin kendi içinde yalnız olduğunu biliyordum ama. Bunun isminin mektep olmasının aslında hepimizin bir öğrenci olduğunu, hepimiz tam olarak olmadığımızı ve aslında olmak için bu arada burada bir araya geldiğimizi ve bu hepimizin mektebin bir öğrencileri olduğunu
Yola çıkış hikayemizde de örtüşüyor aslında. Kimse orada ben edebiyatı biliyorum ya da edebiyat benim dediğimden geçer diyerek yola çıkmamıştı. Hepimiz edebiyatın sonsuza kadar öğrenilmeye devam edilecek. Bilmediğimiz dehlizlerinde çok fazla alternatif yolları olan, dolayısıyla da fikrine güvendiğimiz, düşüncesine güvendiğimiz insanlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünen insanlardık. Derginin gerek kadrosu, gerek yapısı, işte kapakları, içeriği, fikri, yani evet bir mektep kurma hevesi vardı bizde. Mektepten kastım en azından bir atölye, bir ne bileyim otonom bir oluşum yapabilirdik. Böyle bir niyetimiz, böyle bir fikrimiz vardı. Gibi mektebiyle beraber okumaya başladığın zaman şey, mektep kelimesiyle beraber cuk oturmuş bir isimdi belki de. Bu süreç içerisinde zaten Yalnızlar Mektebi'ni bir süre sonra YM Dergi olarak değiştirip kullanmaya başladık. O yüzden de Yalnızlar Mektebi'ni biraz da benim zorlamamla YM Dergi olarak kısalttık sonraki süreçlerde. Derginin ismi değişince, daha doğrusu Yalnızlar Mektebi'nin baş harflerini kullanınca YM Dergi olunca sanki ben bu işe yeniden başlıyormuş gibi, dergiyi yeniden yapıyormuş gibi bir sarıldım o isme. İmaj değişiklikleri her zaman iyidir. Hem de Yalnızlar Mektebi'ndeki o ağdalı ergenliği de kaldırmış olduk ama hiçbir zaman YM Dergi olarak anıldığımızı düşünmüyorum ben. Kendi aramızda belki isim değişikliği yaptığımızı düşündük. Ama bizi bilenler ya da sevenler Yalnızlar Mektebi demeye devam ettiler genelde. Yalnızlar Mektebi diye bir dergimiz var. Bu Yalnızlar Mektebi, Avni Çakar, Kaan Koç, Miraç Ağaca, Merve Akıncı ve Nurullah Eren'in yayın kurulu ve Devran Bostancıoğlu'nun yayın koordinatörlüğünde çıkan, hani gerçekten... Derginin amacı aslında, yani ayrı ayrı insanları bir araya getirdiğini düşünülürse sevgili Devran, sanıyorum biraz aslında nitelikli edebiyatın önünü açmak ve daha çok insanla nitelikli edebiyatı konuşabilmek içindi. Çünkü hepimizin böyle bir iddiası olduğunu hatırlıyorum. Yani aforizmalardan uzak, bugün aslında hap bilgi olarak kullanabileceğimiz o genel geçer yazar bilgilerinden uzak daha derinlikli bir iş ortaya koyabilmekti. Kızgındık açıkçası biz, yani sektörün içerisindeki büyükbaş yayıncılarının, dergilerinin diğer tüm sesleri bastırdığını ve okuyan, yazan diğer insanların neler düşündüğünü umursamadan hareket ettiğini düşündük. O zaman kızgındık ve farklı işler yapma niyetiyle çok araştırarak, çok fazla insanlarla konuşarak, yani farklı bir iş, değişik bir ses çıkartma niyetimiz vardı. Yalnızlar Mektebi genç bir oluşum olarak bir araya gelmişti. Benim ilk başta zaten beni cezbeden, mutlu eden tarafı buydu. Ya bu genç oluşum derken de yaştan bahsetmiyorum tabii. Edebiyatta yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlardı. Böyle bir kaygısı vardı insanların. Gençlik için bir edebiyat dergisiydi. Çünkü biz dergiyi çıkardığımız zaman da bizim amacımız varlık gibi ve onun benzeri gibi artık atıl olan, fosilleşmiş edebiyat dergilerinin gençleri asla takip edememesi, gençliğe hitap edememesi ve bununla birlikte gençliği yakalayamamasından dolayı büyük bir edebiyattan uzak bir gençlik süre geliyordu bu 2011-2012 zamanlarında. Abiciliği, işte arkadaşçılığı, işte arkadaşımın yayın evini bitirmek istediğimiz için böyle de bir edebiyat, yani bunlar olmadan da bir edebiyat olabilir düşüncesiyle böyle bir yola çıktık. Bir araya gelirken belli bir amaçla gelmedik muhtemelen ama bir araya geldikten sonra bir amaç edindik. O da önce birbirimizi, daha sonra da okurlarımızı geliştirmek, edebiyat konusunda daha geniş ufuklar kazandırmak, daha geniş perspektiften bakmaya, bilmedikleri konuları ele almaya çalışmaktı. Kendimizi geliştirmekti. Daha doğrusu bir şekilde Yalnızlar Mektebi'ne temas etmiş herkese katkı sağlamaktı diye özetleyebilirim. Yalnızlar Mektebi dijital ortamda bir kurulmuş edebiyat kolektifiydi. Temelde yazdıklarını, şiirlerini, öykülerini insanların paylaşabileceği bir platform olarak başladı. Hani en genel haliyle tanımı dijital bir edebiyat kolektifi diyebiliriz. Tabii sonrasında işler, yaşananlar organik bir şekilde gelişti ve hani düşüncelerimiz, duygularımız, yazdıklarımız bir dijital elektrik parçasına dönüşmesin. Biraz daha nostaljik bir tavırla bunu matbuya çevirelim dedik. Tabi bu süreçte de Yalnızlar Mektebi amacını da yolda buldu diyebiliriz. Tabi onu bir araya getiren insanlar ortaya koydukları bir ruh oldu. Ki biz bu ruhu
Yani buna ruh diyebilecek kadar da tecrübe ettik bunu. Ama son halde dönüp baktığım zaman hani Yalnızlar Mektebi'nin amacı neydi? Yalnızlar Mektebi'nin amacı temiz bir edebiyat üretebilmekti ve bu temiz edebiyatın üretebilecek bir ortamını kurmaktı. Ve bu yaşandı diye düşünüyorum. E ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via. Ekip nasıl bir araya geldi? Ekibi Devran topladı. Devran Bostancıoğlu topladı. Zaten Devran'ın bir radyo programıydı. 2012 yılının Temmuz ayında Devran Bostancıoğlu bana yazdı telefondan. Bir araya gelişimizin kaynağı mı Devran Bostancıoğlu'dur. Bu soygun filmlerinde ekipleri bir araya getirip soygunu planlayan dahiler olur ya, o hesap edebiyatla ilgili bu fikrini bir şekilde bu yönde harekete geçirdi. Ekibin bir araya gelmesi esasen yani Y kuşağının bir pratiği diyebiliriz. Biz birbirimizi internet üzerinden bulduk. Ve Yalnızlar Mektebi dijital platform olarak bir araya getiren özelliği oldu. Ama tabii burada ilk başta yani o ilk enerjiyi oluşturan emeği Devran Bostancıoğlu gösterdi. Kafa avcılığı yaptı diyebiliriz. Benimle birlikte blog yazan o dönem çok insan vardı. Tabii şu an 2020'de blog kavramına çok uzak insanlar. Hatta Z kuşağının blogu bildiğini bile sanmıyorum. Blog yazanlar birbirlerini tanıyor haldeydi. Benim de böyle bir oluşum kurma isteğim vardı. Çünkü gerçekten iyi yazan, derdi yazmak olan insanları bir araya getirip bir güç oluşturup insanlara yazdıklarımızı böyle iletmekti amacım. Ve biraz avcılık yaparak, yetenek avcılığı yaparak iyi yazanları buldum. Atıyorum bir yerde öykü yazanı buldum, Miracı buldum. Bir yerde yine öykü yazan Can'ı buldum, şiir yazan Nurullah'ı buldum, işte kitap tanıtımı yapan, kitapları eleştiren Tankut'u buldum ve böylelikle bir ekip oluşturdum. Bundan sonrasında da kemik ekip oluştuktan sonra da artık diğer arkadaşlar bize katılmak istedi. Onunla birlikte ekip dışında da zaten dergide yazan bir sürü hem okurlar hem de yazar arkadaşlarımız yer alıyordu. Sayının hazırlanma, dağıtım ve basım sürecinde neler yaşanıyordu? Kan, ihanet, gözyaşı. Bu yayın kurulunda bulunan arkadaşlarımız ve ben sevdiğimiz bir yazarı veya vakıf olduğumuz bir yazarı ve konuyu yayın kuruluna sunuyorduk ve bunun üzerine tartışmalar yapıp nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz ve okura nasıl aktarabiliriz gibi tartışmaların sonucunda dergi meydana geliyordu. Editör kadrosundaki insanlar oldukça işi ciddiye alıyorduk. Tartışmalara sebep oluyordu. Ve insanlar tezlerini savunuyorlardı. Yani metin üzerinden, gönderilmiş eser üzerinden. Editörler tezlerini savunuyorlardı. O yüzden de güzel tartışmalı, entelektüel anlamda canlı bir editöryel süreci vardı. Ve çoğu zaman hani dışarıda yapılan buluşmalarda ya da takipçilerle yapılan buluşmalarda genelde bizim rahat bir yapımızın olduğu dışarıdan belki vehmedilebilirdi ama içeride durum öyle değildi. Editoryal anlamda gergin bir durum vardı. Başlangıçta konu ve kapak belirleniyordu. Bununla ilgili dediğim gibi yayın kurulundan bir kişi görevlendiriliyordu ana konsepti belirleme ve sürdürme konusunda. Bununla ilgili görev dağılımı yapıyorduk. Kimisi şiirle, kimisi yazıyla, kimisi röportajla, kimisi makaleyle katkı sağlıyordu. Sonrasında hazırlık süreci başlıyor. Bu biraz daha aslında sancılı. Yazıların yerleşimi, hangi konu, nerede yer almalı, dosyayı nereye yerleştirmeliyiz, yazılara uygun görseller, çizimler, çizerlerle görüşmeler vesaire. Bunun çilesini aslında daha çok çeken biraz Devran'dı. Biz kolluk kuvvetleri olarak yardım ediyorduk. Derginin tekrar bir baskı öncesi okunup gözden geçirilme süreci de oluyordu. Hani yerleşim uygun mudur, görseller uygun mudur?
çok iyi eserler ya da daha orta derecede diyebileceğimiz eserler bir arada mı, iyi bir yerleşim ve dağılım yapabildik mi, tasih kaldı mı vesaire, biraz daha teknik detaylara da bakılan bir süreç vardı. Zor bir süreç tabii. Yani insanların bir günde alıp yani bir seferlik okumayı bir günde yapacakları bir ürün, hazırlıkları aylarca sürüyor. O hazırlıkların aylarca sürüyor olmasının alt kümesi olarak içerideki metinlerin yazılması, onu yazan insanlar, onlar da çok uzun sürelerde oluşturuyorlar yazdıkları şeyleri. Burası işin kolay kısmıydı üstüne üstlük. Bir de baskıya para yetiştirme, baskıdan çıkan ürünleri depolama, bu depolanan ürünleri okurlara ya da satış noktalarına ulaştırma kısmı vardı. Amatör bir oluşum olduğumuz için herhangi bir reklam bütçemiz, reklam aldığımız bile söz konusu değildi. Ve sonrasında yine matbaa bulup matbaada basımına götürüyordum. Ve basımından sonra da bir taksiyle dergilere gidip matbaadan alıyordum. Ve böylelikle dağıtımı da biz yapıyorduk. Dağıtımı da İstanbul'da sırt çantamızla biz taşıyorduk. Mephisto'ya ve diğer edebiyat dergileri satan yerlere sırt çantamızla biz taşıp götürüyorduk. Öte yandan diğer 14 şehre, yaklaşık 15-16 şehirdeydik Türkiye'de ve 14-15 şehre yine biz kargoyla, PTT kargoyla, ucuz olduğu için PTT kargoyla gönderiyorduk ve orada dergiyi seven, dergiyi okuyan, dergiye gönül vermiş arkadaşlarımız da dergiyi alıp dağıtıyordu, parasını toplayıp bize gönderiyordu. Aslında tamamen gönüllülük esası üzerine bir iş yürütüyorduk. Dergi bugün yeniden matbu dünyasına girseydi kapakta kim olurdu? Kapakta muhtemelen tanıdığımız birinin yüzü ya da çizimi olmazdı. Herhalde burada kökene geri dönmeyi düşünürdüm. Yani yalnızlık olgusunu, bu olguya geri dönerdim herhalde. Bir resim sayısı yapmayı çok isterdim. Evet, benim galiba dergi devam etseydi hayalim bir resim sayısı, resim sanatı sayısı yapmak çok isterdim. Ve yalnızlık deyince akla kim gelir ki? Önceden çıkan o kemik kadrodaki herkesin toplu biçimde kapakta olmasını, güzel bir şekilde resmedilmesini isterdim. Daha doğrusu yalnızlık deyince akla kim gelmez ki yani? Yani yeni ölen ya da gündem olan bir yazar değil de değil, unutulduğuna değil. İnandığımız ya da değerini görmediğine inandığımız bir yazar yani olurdu mesela muhtemelen. Mesela Canetti'yi kapak yapmak isterdim ben. Belki biraz daha güncele göz kırpmak adına sanırım Per Petersen olsun isterdim. Ha, evet, Per Petersen. Güzel olurdu. Sanat uğraşısıyla uğraşan insanlardan hangisi yalnız değildi ki? Ben kendi oyumu Ursula Le Guin'den yana kullanırdım. Şu anda yaşasaydı Maradona olmazdı en azından. Çünkü şu gün için bahsediyorum. Çünkü dün Maradona vefat etti. O dönemde tüm dergiler Yaşar Kemal'i kapak yaparken biz iç kapakta sade bir şekilde almayı tercih ettik. Çünkü ölüm üzerinden prim yapmak da karşı durduğumuz konulardan birisiydi. Yani kapak seçimlerimiz ne çok satar, ne çok ilgi görür üstüne değil de neyi anlatmak istiyoruz, neyi paylaşmak istiyoruz, neyi aktarmak istiyoruz daha çok ona göre şekilleniyordu. Dergi neden battı, neden yaşayamadı? Çok üzünlü bir soru aslında baktığınızda. Gelişen piyasaya ayak uyduramadı, klişe olmadı, sponsorsuz devam etti. İşin her zaman pazarlama boyutu vardır. Yalnız Amerika'da pazarlamayı iyi yapamadı. Belki de iyi yapmak istemedi. Bu da bir tercih. Yapmayı iyi istemek zorunda değildir. Böyle olduğu zaman da çekilen sancılar değişir. Bunun bedelleri farklı olur. Tatmin noktaları değişir.
ömrü de değişir. O yüzden yalnızlar mektebi bu yüzden çok uzun yıllar boyunca yaşayamadı. Sadece pazarlama yüzünden. Onun dışında şu anki dergilere birçok açıdan ilham verdiği, öncü olduğu noktalar olduğunu zaten. Dergi kapandı çünkü bir konuda çok ısrarcıydı. Popüler kültürün karşısında durup belki de bunu bu kadar yapmamalıydı. Bunu şu an bir öz eleştiri yapıyorum. Bu kadar da bir sert bir duruşa gerek var mıydı bilmiyorum. Sektörün dinamiklerinin içerisinde böyle ayrıksı bir sesin çok uzun ömürlü olabilmesi için kendi yağını kavuracak ateşinin harlı olması gerekiyor. Onu belki de yeterince sağlayamadık. Yani bu maddi, manevi olarak sıkıntımız yok. Diğer bildiğimiz ana akım işlerin dışında bir iş olduğu için biraz kapandı. Bizimle birlikte kapandığı her an ağlayan çok sevgili okurlarımız tekrar dergi çıkardığımızda destek olmadığı için kapandı. Bir yandan da belki de artık çağın gereği olarak da böyle bir şeye ihtiyaç yoktu ya da hiç o kadar da ihtiyaç olmadı ve süreç öyle gelişti bence. Okuru kandırmadan, okuru aptal yerine koymadan bir iş yaptık ve bu işi de belli bir yere kadar başardık. 15 sayı çıkarabildik. Derginin batmasının tek sebebi maddi yetersizlik. Artık basımını, matbaasını karşılayamamamızdan dolayı. Yazarlar arasında da yani üretim baskısı oluştu. Belli periyotlarla ürün verme, eser verme zorunluluğu da yani bu zorunluluk zaman içerisinde oluştu. Yani derginin düzenli bir şekilde hayata geçebilmesi için yazarlarımızın belli periyotlarda, belli sekanslarda eser verebiliyor olmaları gerekiyordu. Bu da zorlayıcı bir durumdu. Yani yaratıcılığı öldüren bir durumdur. Biraz da orada yorulduk. Yani herkes biraz geriye çekilip biraz daha işin düşünsel kısmını, kurgu kısmında zaman harcamak istedi. Yapmak istediğimiz hakiki edebiyatı aslında popülerleştirmekti belki de. Ama popüler kültür buna müsaade etmedi diyebilirim. Yani özellikle tam bizim çıktığımız zamanda yükselişe geçen bu popüler edebiyat, işte Ot dergiler, Kafka okurlar, diğerleri konuyu birazcık daha Instagram postlu paylaşma özelliğine indirdiler. Zaman zaman çok kaliteli içerikler ürettikleri oluyor ama değer verdikleri, öne çıkarmak istedikleri şey popüler kültürdü. Bunu kapak seçimlerinden de yaptıkları zaman zaman hatalardan da biliyoruz işte. Çay Var İçersen dizisini Aşık Veysel'e aitmiş gibi basmak gibi bir hataya düştüler. Biz bu yollara girmeyi tercih etmedik. Girseydik ya, tillağını yapardık muhtemelen ama bu yolları tercih etmediğimiz için de daha az satıldı, daha az okundu. Zaten yayıncılık sektörü çok ciddi güçlükler içerisinde bizim gibi amatör bir ekibin daha fazla sürdürmesi de mümkün olmadı maalesef. İstediğimiz hiçbir zaman çok satmak değildi. İlgililere ulaşmak da az da olsa bunun eksikliğini yaşayan insanlara bir şey ulaştırmaktı. Elimizden geldiğince çabaladık, olmadığı yerde de olmuyor dedik, bıraktık. Kapanması bence normal değil, kapanacaktı yani. Ve kapandı. Çünkü biz o dergiye çok saf duygularla falan başlamıştık. Çok böyle Don Quixote'vari hisle yola devam ediyorduk. Cepten harcıyorduk sürekli. Her şeyini biz yapıyorduk. Olmadı. Belli bir yerden sonra, olmamasının sebebi de şu, belli bir yerden sonra artık rüzgar tekmelemek de yoruyor insanı herhalde. Yorulduk, bitime geliyor. Ve biz aslında misyonumuzu da bir yere kadar tamamladık. Ben misyonumuzu tamamladığımızı gördüğüm için de dergiyi bırakıp Miraç Ağca'ya tamamen yetkilerimi devretmiştim. Çünkü misyonumuz şuydu, biz bir gençlik edebiyat dergisi kuşağını başlatmak istiyorduk ve bizimle birlikte bizden sonra da çok kaliteli de edebiyat dergileri, gençlik edebiyat dergileri çıktı. Bunun yanında tabii ki bir şey çok oluyorsa onun mutlaka kötüleri de olur. Çok kötü edebiyat diyemeyeceğim dergiler de çıktı ama sonuçta gençlik edebiyat dergisi trendini biz başlattık ve misyonumuzu tamamladığımızı düşündüğümüzde de artık buraya kadar dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Aslında ben Yalnızlar Mektebi sürecinde neredeyse aynı yerde çalışıyorum. Onun haricinde edebiyatla hala ilgiliyim. Şu anda kahve yapıyorum. Ben zaten tasarımcıyım. Dergi zamanında da tasarımcılık yapıyordum. Hatta derginin tasarımını da ben yapıyordum. Daha çok dijital tasarım, kullanıcı deneyimi alanında tasarım yapıyorum. Ve 2017'de kendi şirketimi kurdum. 2017'den beri de kendi tasarım şirketimi firmalara danışmanlık vererek
yürütüyorum. Edebiyatla ilgili hiçbir iş yapmıyorum. Aynı zamanda tutkum olan sinemayla uğraşmaya çalışıyorum. Yazıyorum. Yeni kitabım yayınlandı İtaki'den. Şiir kitabı Ağız diye. Onun dışında kafada yazıyorum düzenli olarak düz yazıları. Onun dışında şiir dergilerinde şiirlerim görünüyor. İlk kitabım 2017 yılında çıktı. Bir öykü kitabı yayınladım. Kısmet ki Merve de editörlüğünü yaptı. Son 2 yıldır yine büyük bir yayın evinde telif hakları sorumlusu olarak çalışıyorum. Aslında dergiye girdiğim zamanki mantalitemin çok dışında sermayenin konuştuğu ve o gün karşısında durduğum insanların içinde onlara daha çok para kazandırmak için büyük büyük işler yapmaya başladım. Hayat nerelere getiriyor insanı. Evet. Kendimi tanımlamakta zorlanıyorum ama artık sordukları zaman girişimciyim diyorum en basit haliyle. Kurucu ortağı olduğum 3 tane şirket var. Bunlardan birisi yapay zeka çalışıyor. Bir tanesi de robotik sistemler çalışıyor. Diğeri de medikal sektöründe. Gemi makineleri işletme mühendisliği mezunuyum normalde, denizcilik fakültesi. Kendi mesleğimi yapmamaya zaten kararlıydım. Yalnızlar Mektebi ile uğraştığımda üniversite 2. sınıftaydım muhtemelen. O zaman da aslında biliyordum denizcilik yapmayacağımı. Daha sonra hayat beni bir şekilde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı diye bir sektöre getirdi. O konuda hem danışman hem eğiticilik unvanını aldım. Akabinde de özel bir mühendislik ve danışmanlık firmasında yönetici pozisyonda çalışmaya başladım diyebilirim. Yöneticilik yapıyorum özetle mühendislik ve danışmanlık firmasında. Ben şahsen şu an Antep'te bir otel odasındayım. Şu an bu mülakatı verirken çalışıyorum sinema ve televizyon sektöründe. Güncel edebiyat dergileri ve piyasası hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten elle tutulur bir içerik verebilen bir dergi kalmadı. En son bizimle beraber çıkan Marşandiz vardı. Marşandiz de kepenklerini kapattı. Eskiden Sarnıç vardı. Sarnıç zaten çok önce kapattı. Edebiyat piyasası çok leş bir durumda. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Neler döndüğü hiç belli değil. Kim nasıl destek alıyor hiç belli değil. Bir yerde muhafazakar destek, muhafazakar kanat var. Bir yanda hala sol kanada tutunan var. Açıkçası ortada bulunan bizim gibi sadece edebiyat yapmaya çalışan dergilerin işi çok zor. Her şeyden önce bunun bir kategorizasyon problemi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bugün işte eleştirdiğimiz ya da o gün en azından daha çok ses çıkararak eleştirdiğimiz ve karşısında durduğumuz işte ot gibi, tuhaf gibi, kafa gibi işlerin bir kültür sanat dergisi olarak yansıtılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani o beklentiyle ele aldığımızda hala karşı çıkılabilir işler ama biraz aslında sanıyorum kitlenin, okurun da bu konuda sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani okur bunu istiyorsa birilerinin bunu yapması yanlış değil. Ben okurun bunu istemesinde biraz sıkıntılı buluyorum. Yani çok farklı vakalarla karşılaştık. Yani şiir kurgusundan grup fantezilerine uzanan bir nevi klikleşmiş, börekleşmiş ve arkasında işte vakıf desteği, belediye desteği olup da estetik herhangi bir kaygı gütmeyen çok fazla dergi var. Ve işin içine girdikçe de çok mide bulandırıcı şeylerle de karşılaştık. Yani en basitinden varlıklıların bir dünyası olduğunu ve edebiyatı da tekeli altına aldıklarını gördük. Belki sözleri, kelimeleri, harfleri temiz bir şekilde görebiliyordu insanlar ama arka planındaki dergicilik süreçlerinin çok kirli olduğunu gördük. Yani çıkar gruplarının emri altında olduğunu gördük. Biz buna boyun eğmedik, yani her anlamda boyun eğmedik. Ne yazık ki edebiyat dergisi diyor olmaları kendilerine aslında problem orada. Edebiyat dergisi değiller, popüler kültür dergisi onlar. Bu amaçla çıktıklarını bilip bu amaca hizmet ettiklerini kabullendikleri sürece hiçbir problemim yok. Yani çöp adam çizimine resim diyemiyorsak her yazı parçasına da edebiyat dememeliyiz. Çünkü ne yazdıkları belli. Anlattıkları şeyler, hikayeler, şiirler hep aynı. Ekol de değil. Bu. Bir kanon oluşturmamışlar. Öyle kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Belli bir kitlediler. Ben bu kitleyi hiçbir zaman ısınamadım yani. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bütün okurlara, bütün tüketicilere, bütün film izleyenlerine, bütün dergi takip eden kitap okuyanlara. O kutsal sandığınız yazarlar, o kutsal sandığınız yönetmenler, diğer kutsal sandığınız şeyler gibi aslında kutsal değiller. Her zaman edebiyat dünyasında şöyle bir problem var. İnsanları tanırsan işin niteliğinin önemi pek kalmıyor. Doğru insanları tanırsan o iş bir şekilde duyuluyor,
basılıyor, yayınlanıyor. Ya bu işin içerisinde her zaman torpil var. Yani bunu kimsenin inkar edileceğini düşünmüyorum. Yani bu işte inanılmaz bir torpil döner her zaman. Ne olsa bir ticaret, ne olsa para kaygısının döndüğü bir piyasa. Kendi içimizde bu kadar çok bölünmüş olmanın ya da bir diğerine çıkarla ya da başka bir kaygıyla yaklaştığı bir dünya olması biraz daha üzücü geliyor. Biraz insanların kötü olduğunu düşünüyorum. Hani birebir şu oldu da o yüzden bu insan kötü diyebileceğim bir şey değil ama daha çok samimiyetsizlik üzerine kurulu ya da belli çıkarların korunması nedeniyle belli ilişkilerin kurulduğu ve bu şekilde işlerin yürüdüğü bir piyasa maalesef. Hani son yıllarda çıkan romanlar olsun ya da şiir kitapları olsun takip edebildiklerim kadarıyla hani böyle çarpıcı, evet, yeni bir ses, yepyeni bir form, yepyeni bir kurgu ve çarpıcı ve provoke edici, düşündürücü bir eserle karşılaşmadım daha. Ya da böyle bir dergicilik yapan, matbuculuk yapan bir ekiple de karşılaşmadım. Asla gerçekten ürünün, eserin eleştirildiği bir atmosfer yaratılmamış. Bu hep öyleymiş, yani Varlık çıkarken de öyleymiş, Notos dediğimiz dergi de aynı frekansla ilerliyor. Ama bu giderek her alanda olduğu gibi tabii ki nüfusun artması, globalleşme, iletişimin yükselmesi sebebiyle giderek kalitede düşüyor. İlişkilere dayalı bir atmosfer yaratılmış durumda. Benim iki tane kitap ekinde yazı yazan arkadaşım varsa ben kitap çıkarttığımda sırf reklam amaçlı, PR amaçlı bunun yazısını yazabiliyorlar. Yazsınlar çok güzel ama hiç kimse öz fikrini söylemiyor. Tanıdıysa eğer çok öven, övgü dolu, müthiş yorumlar okurken tanımıyorsa, sevmiyorsa, başka bir garezi varsa, iyi bir eser bile olsa gömen yazılar da çıkabiliyor, eleştiren yazılar da çıkabiliyor. Eleştiriye tahammül olmayan yazarlar gerçekten ürüne ya da esere değil de kimin yazdığına, hangi yayın evinden çıktığına göre yapılan yorumlar bugün de hala devam ediyordur yüksek ihtimalle. Edebiyatın geldiği noktayı çok güzel özetliyor. İdealizm içinde sadece duygusallığı içeriyorsa bunun sonucu her zaman yani toplumsal hareketlerde de, siyasi hareketlerde de, aşk ilişkilerinde de, sanatta da, onda da, bunda da sadece duygusallığa dayanıyorsa idealizm bunun sonucu çok ağır bir çöküştür, yıkımdır yani. Yıkılırsın. Eğer içine rasyonelliği de birazcık koyarsan o zaman o idealizmin hakkını vermiş olursun. Bir şekilde çağın enstrümanlarını akıllıca kullanmak gerekiyor. Çağın enstrümanlarını akıllıca ve idealine sen hizmet eder biçimde eğer kullanmazsan karanlıkta kalıyorsun. Birçok yayın evi öncesinde de. Aksine yayıncıdan, şairden, yazardan para istiyorlar. Bu şimdi yine o romantik bakış açısıyla gayet normal karşılanabilir bir durum. Ama birazcık rasyonel baktığın zaman bu iğrenç bir şey. Yani şiir yazan 18-19 yaşında bir insandan sen yayın evin birazcık böyle şeyler basıyor diye, bu alanda biliniyor diye, biz bunu basacağız ama bize şu kadar para vermen gerekiyor, yoksa basamayız, karşılayamıyoruz diyorsan bu senin başarısızlığındır, bu senin terbiyesizliğindir. Yani bu arabesk bir idealizme girmeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi bilmiyorum ama eğer sistemle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsan, sisteme bir yerinden dokunmak istiyorsan, bir şeyler yapmak istiyorsan bu böyle gidip tepeden başlamaz. Hiçbir zaman hiçbir şey böyle yok ki. Tepeden başlamaz. Bir süreç bu. O yolculuğun içine dahil olman gerekiyor ve sonra sen kendi alanını belirlediğin zaman bir şeyleri değiştirebilirsin. Bir şeylere müdahale edebilirsin. Ya yani küçücük de olsa bir umut ışığı yaratılsa insanlara, yeteneği olan, idealist insanlara, bu benim için önemli ya. Bunun için çok önemli. Diğer derginin kapağına kimi koymuş, ne yapmış? Benim için hiçbir önemi yok bunun yani. Yani şimdi mesela bizi atıyorum 15-16 yaşında, 17 yaşında yazma hevesi olan bir insan izliyorsa bunun üzerine bir baskı hissetmemesi lazım. Ya hayır, istediğin her yerde yayınla yazdıklarını. Kendini tutma. Ben burada yayınlarsam bana böyle mi der? Hayır, bunlara hiç gerek yok. Sen sadece yazdıklarınla varsın. Sadece onlarla anılacaksın. Yani benim aklıma gelen heyecanlı veya komik bir anekdot dergiye dair. Genel olarak Çengelköy'deki evde, Huzurtepe Çıkmazı'ndaki evde geçirdiğimiz zamanlar bizim için gayet hoş ve tatlı zamanlardı. Ha bir de ilk buluşmamızda Devran Bostancıoğlu, ben ve Miraç Ağcan'ın bir fotoğrafı vardır. Hala hatırlarım o fotoğrafın çekilmesinde. Bence en güzel anılardan bir tanesi odur benim için. Herhalde en güzelleri TRT radyoya 3 kez çıkmam ve TRT binasında o
çok uzak olduğumuz, o TRT kültürüne ait olan bir radyoda yayın yapmak benim için çok güzel, değerliydi. Bir Gün Gazetesi'nin bizde yaptığı söyleşi bizim için çok değerli bir anıydı. Miraç'la birlikte bir Kadıköy'de bir kitap evinde yapılmıştı bizimle o söyleşi. Söyleşi yapmıştık Kadıköy'de. Evet, o çok güzel bir gündü. Cenk Taner'i çok severim zaten. Daha sonra da gördüğüm oldu falan. Gerçekten çok güzel birisi. Orada da onunla bir röportaj yapmıştık. Çok çok keyifliydi. Mesela o gün gerçekten dergiye dair aklımda kalan günlerden birisi. Nurullah, dergi toplantılarına, Merve'de yaptığımız toplantılarına da daima BİM'den alınmış gofret, bisküvi, kek. Evet. Mutlaka uzun iyili abilerden biriyle ilgili bir şeylerden bahsettiği için aslında anlamıştım. Farabi, Gazali, İbni bir şey hani. Ve yani herkesin çok keyifle toplantı yaptığı ya da hani hadi bir görüşelim, iş konuşmayalım dediğimiz tüm görüşmelerde Nurullah dinler. Değil sonra bir sessizlik anında girer ve bu iyilerden birinden bir şeyler bahseder ve herhalde genelde ondan sonra dağılıyorduk diye hatırlıyorum. Kapak siyah beyaz çıkmıştı ve kesimi ve tel dikişi de yapılmıştı. Devran'la matbaaya gittik ya, bir baktık kapak siyah beyaz. 2000 adet basılmış. Bunu tel dikişini söksek 2000 adet, iki kişiyiz. Hani başka da kimse yok. Yani bunu nasıl formüle ederiz ya? Bunu nasıl uydururuz? Bunu bir hal çaresi bulmak lazım. Gölge kapak uygulaması yapıyoruz dedik. Sadece renkli kapağı basalım. Ve daha sonra gidelim basit bir kaşe yaptıralım. Ve işte siyah beyaz olan kapağı da gölge kapak. Gölge diye basalım üzerine. Yanılmıyorsam 5. sayı. Renkli kapak basıldı. O giydirildikten sonra 2000 adedi tek tek noter gibi sanki böyle gölge yazıp daha sonra da sosyal medya üzerinden işte gölge kapak uygulamasıyla Yalnızlar Mektebi'nin yeni sayısı çıktı dedik. Bunun bir sanatsal uğraşı olduğunu, yani sanatsal küçük bir trik olduğunu düşünenler oldu. Esasen orada bir çaresiz bir durum vardı. Biz dedik ki bunu bu şekilde idare edebiliriz. Yani Yalnızlar Mektebi ile ilgili asla unutamayacağım anım Sevin Okya ile yaptığımız söyleşidir. Bu benim ilk ergenliğimden beri hayalim, Harry Potter'ın çevirmeniyle Harry Potter'ı konuşabilmek. Ufak bir ekiple Bağdat Caddesi'nde Remzi Kitap Evi'nde toplanmıştık. 2,5 saate yakın sohbet etmiştik, röportajını yapmıştık. Gerçekten hayallerimi süsleyen bir deneyimdi. Bunu asla unutamam. Hatta o kadar çok uzun konuşmuştuk ki hayatımızda ilk kez 4 sayfa röportaj basmak zorunda kalmıştım. Hiç unutmuyorum, Devran deşifreyi yaparken mangal başında mı sohbet ettiniz arkadaş, böyle röportaj mı olur, basacağız diye tepki göstermişti. Özellikle Çengelköy'deki evimizde hep beraber yaptığımız dergi toplantıları çok keyifliydi. Geçmişi hatırlattın, teşekkür ederim. Yani o günler güzel günlerdi. Keşke yine çıksa. O günler güzel günlerdi. Ve bizler yine satsak, gerçek okurlara ulaşsak. Ben çok isterim tekrar satmayı. İnsanlar çok değişti, robotlaştı. Eskiden saygı vardı, sevgi vardı, hiç pis kalmadı. O okuyucu kitlesini özlüyor insan. Evet, gerçekten. Dergi satmak çok güzel, kültür hizmeti vermek. Paylaştığım bir ilk bilgi alışverişi vardı, o yok şimdi. Eskiden, yani ben 40 küsur senedir buradayım, 42 seneye girdim. 42 senedir bir bilgi alışverişi vardı. Yani okuyucudan bir konuşurdum, bir kültür alışverişim vardı, bir bilgi alışverişim vardı. Şimdi o yok. Hiçbir şey, yani seni adam yerine bile koymuyor. Sen sadece bir satıcı olarak. Ya bizim de o dergileri okuduğumuzu düşünmüyorlar aralarda. Just your cheeks, just your veil, just your neck, just your two breasts, and my love, and my bride, and my heart, and my sister. And my bride, and my heart, just your eyes, just your necklace, just your love,
sister and my bride. Just your love, just your oils, just your lips and my bride. Just your tongue, just your garments and my sister and my bride. Just your shoots and my garden and my beloved and my garden and my sister and my bride and my man and my spice and my honeycomb and my honey and my wine and my milk and my heart and my beloved and my sister and my love and my dove and my perfect one and my head and my locks and my garment and my feet and my beloved and my hand and my heart and my beloved and my hands and my fingers